Beslemede de şu durum söz konusu. Geceler soğuduğu ve uzadığı için hayvanların artık sıcak stresi de bittiği için tüketimleri artıyor. Hani bu tüketimlerin artmasını sadece ben önüne saman açtım tamamlayayım değil ya da ben artık tüketiyor bunlar 10 kilo yem veriyordum 12 kilo 13 kilo yeme çıkayım değil. Hani bir teraziye düşünün. Bir taraf kaba yem, bir taraf konsantre yem. Konsantre arttırıyorsanız kaba yemi de arttırın. Hani tek taraflı bir tarafı kesinlikle arttırmayın. Çünkü sıkıntı yaşarsınız. Konsantre az kalırsa hayvanlar kızgınlıkta tam istedikleri performansa çıkmada süt vermede geç kalırlar. Kaba yem fazla konsantreye fazla verirseniz hayvanlarınız ishal olabilir. Haddinden fazla beslendikleri için yağlanıp kondisyon kazanabilirler. Sonrasında yani asidoza girebilirler. Bu şekilde sonuçlara sebebiyet vermemek için dengeli arttırın. Sılacı da arttırın, samanı da arttırın. Tüketimleri bittiğinde yemi de arpayı da kademeli bir şekilde hafiften arttırın. Yani hepsini birden ya da tek taraflı artış yapmayın derim. Gün ışığından faydalanması düşüyor. Özellikle de kapalı yerlerdeyseniz onları desteklemeyi unutmayın. Vitamin yönünden yani özellikle A, D vitaminlerinden destekleyin ki E vitaminlerinin hayvanlarınız rahat olsun. Bağışıklıkları diri olsun, diri kalsın. Herhangi bir sıkıntı yaşamasınlar. Çünkü güneş görme azalıyor artık. Azaldığında da hani hayvanların bağışıkları düşebiliyor.